Evet. Biz bu anketi 07-09, önce bir künyeyi söyleyeyim, 9 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 39 tane ilçede sadece İstanbul'da sadece yaptınız. İstanbul'da sınırlı. Evet ama İstanbul'dan Türkiye'nin durumunu da ortaya koymaya çalıştık. Yani bu anket Kadıköy'de de yapıldı, Fatih'te de yapıldı. Yani bütün seçmen gruplarına... Bir şey söyleyeceğim. Ayşe yönetmenime yolladım. Onları görsel olarak kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız onu da bana söylesin. Evet. Evet. Şimdi buradaki sonuçlar yani bizi de şaşırttı. Çünkü 14 Mayıs seçimlerini bir yıl önce yaşadık, bir genel seçim yaşadık. Akabinde 2 ay önce Türkiye'de bir yerel seçim yaşadık. Ve hem psikolojik olarak da ekonomik olarak da hazır olmadığımız halde ülke olarak evet oranı bizde %46.9 bandında evet ülkede bugün Türkiye'de genel bir seçim olmasını istiyor musunuz sorusuna tek soru sorduk. Gelen cevap %46.9 evet. Yani %47 diyebiliriz buna. %47 diyebiliriz. Burada biz evet erken seçim olmasını istiyoruz denildi. %27.4 kararsız seçmen. Bu kararsız seçmen tabii ki önemli. Buradaki işte siyasi partilerin, liderlerinin yani bu kararsız seçmeni hangi tarafın ikna edeceği söylemleriyle önemli bir şey teşkil ediyor. İstikrar devam etsin, mevcut hükümetten memnunum diyenlerin oranı da %25.7 olarak önümüze çıktı. Bu demektir ki aslında şu anda muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinin çok güçlü olduğu anlamına geliyor. Yani bu yumuşama, normalleşme görüşmeleri, atılan bütün adımlar her şeye rağmen ve yeni erken seçimden yani daha 2 ay önce çıkmış olduğumuz bir seçim olmasına rağmen ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizde rağmen vatandaş bugün %47 bandında evet biz erken seçim istiyoruz diyorsa demek ki mevcut yönetimden ve hükümetten memnun değil ve devam etmesini istemiyor. Burada da bir erken seçim talebi çıkıyor. Nedir burada? Cumhuriyet Halk Partisi'nin de artık yönetebileceğine inanan bir topluma oluştu Türkiye toplumu. Yani daha önce şey diyenler vardı Zeynel Bey işte Cumhuriyet Halk Partisi asla iktidar olmaz, yönetemez. Yani oyumuzu versek de kazanamaz algısı tamamen değişti. Cumhuriyet Halk Partisi artık merkez sağın oylarını da almaya başladı. Ve haliyle sokaktaki vatandaş bu krediyi tanımak istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidara gelip denemek istiyor. Ve bu iktidardan da kendi özellikle seçmen grubu, emekliler özellikle, yani artık Cumhur İttifakı'nın, mevcut iktidarın ülkenin sorunlarına dair bir çözüm bulacağını, bundan önceki algı farklıydı. Çok daha başkaydı. Hep çözerse Cumhur İttifakı çözer. Yine de şapkadan tavşanı onlar çıkartır. Çözüm merceği yine onlardır. Fakat şu anki seçmenin eğilimi tam tersi. Burası artık miadını doldurdu, büyüsü bozuldu ve bu yeni gelen kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle belediye başkanları güven kayboldu ve bu tarafa da güven olmaya başladı. Güven oluşmaya başladı. Yani hakikaten sokaklar yani yangın yeri Zeynel Bey yani ekonomi hiçbir şey kaldıracak durumda değil. Üstüne bir sürü de antidemokratik uygulamalar. Bütün bunların içerisinde vatandaş bakıyor işte şeyi görüyoruz yani Sayın Bahçeli'nin çıkıp Ferdi Tayfurlu şarkıları, Sayın Meral Akşener'in saçını boyatması, Sinan Oğan'ın tekrar... Bunlar olumsuz mu etkiliyor vatandaş? Ya, tabii ki vatandaş bakıyor artık diyor ki hani biz bu yapılardan kurtulalım, yeterince de bunlara zaten bu krediler tanındı, bu tarafa da bir güvensizlik vardı. Şimdi bu tersine dönüştü. Artık burayı, ülkeyi yönetemez halde olanlar... Yani miadını doldurdu ve Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin büyüsü bozuldu olarak bakıyor. En önemlisi de Zeynel Bey burada kendi seçmen tabanı da artık gitmesini istiyor. Yani burada sadece muhalif seçmen değil bu cevabı veren. Kendi seçmen tabanı, şu kararsız seçmen nereye evrilecek bilmiyoruz, hangisi ikna edecek ama bu seçmenin büyük bir kısmı yine evetten yana da olabilir yani yarınki durumda. Bu kartı da şu anda muhalefet çok iyi kullanmalı. Yani şu anda zaten Cumhur İttifakı'nın yaptığı şey bu. Sokakta kaybettiğini masada kazanmaya çalışıyor. Siyaset masasında kendi gücünü toplamaya çalışıyor. Ama sokağa indiğinizde biz bu anketi hafta sonu bitirdik. Halbuki bunun dışında aslında eğer işte bu vatandaş bize sarı kart gösterdi, demokrasi konusunda bir takım yargı reformlarıyla normalleşmeye yönelik demokrasiyi
güçlendirici bir takım adımlar atalım diye niye düşünmüyor? Ekonomiye de bunun çok büyük faydası olacağını bilmesine rağmen hala o radikal baskıcı rejimini neden sürdürüyor? Yani bunu anlamak mümkün değil ama acaba sizin bir cevabınız var mı? Yani şöyle, atılan bütün adımlara rağmen bir adım atılıyor. Normalleşme, yumuşama, demokratik bir çerçevede ülkeyi muhalefet ve iktidar bir arada yürütelim derken sonra Cumhurbaşkanı çıkıyor bir açıklamasında, ancak diyor biz normalleşme, yumuşama dediysek de kırmızı çizgilerimiz var diyor. Demek ki hala sizin kırmızı çizgileriniz duruyorsa ve bunlardan vazgeçmiyorsanız bu taraftan yine tavizkar bir tutum bekliyorsunuz demektir. Bu tarafın da tavizkar bir tutum sergilememesi gerekiyor. Zaten gırtlağına kadar gelmiş bir yapı var ve muhalefete güveniyor. Dolayısıyla muhalefetin burada çok stratejik davranması gerekiyor. Çünkü muhalefet şu anda ne kadar yetki, etki, Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin elinde olsa da aslında sokak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar konumunda görüyor. Yaptırım gücünün daha fazla olduğunu düşünüyor. Onun için de muhalefetin şu anda elinin iktidardan daha güçlü olduğunu kendisinin de görmesi gerekiyor. Yani burada atılacaksa adımlar, aslında muhalefet burada gidip biz şunları şunları istiyoruz demek yerine Cumhur İttifakı gelip burada biz size bunları bunları yapacağız demesi gerekiyor. Yani bizim taleplerimizden çok karşı tarafın buyurun biz bunları yapıyoruz demesi gerekiyor. Şimdi burada hala kırmızı çizgilerimiz var diyorsanız bu kırmızı çizgilerin içerisinde de belki de muhalefetin bu tarafında sizin kırmızı çizgilerinizdir gelmek istediği nokta. O kaldırması gereken çizgileriniz vardır. Onun için bu tablo 1900 kişiyle yapıldı bu anket ve gerçek bir ankettir. Yani saha, sokak şu anda mevcut iktidarın gitmesinden yana değişim istiyor. Peki yani, o %47 oranında seçim istiyor. %24 oranında değil mi? Evet, 25.7'de ben memnunum diyor. Ama bu arada kararsızlar %27 oranında. En önemlisi. En önemlisi o. Şimdi onların bu %27 oranında çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani aslında kararını verememiş bir taraftan, yani bir söylemlere bakacak şimdi. O kararsız kesim iki tarafı da takip ediyor. Ve takip ettiğinde de kararını verecek en belki nihayetinde. Belki onun için zaten Cumhuriyet Halk Partisi şu anda erken seçimi ben talep etmiyorum. Evet. Sokaktan bekliyorum bunu demesinin nedeni bu belki de, değil mi? Zaten Sayın Özgür Özel bunu söylerken biz sokağa soracağız ve erken seçim talebi olursa biz bunu dayatacağız, evet, söyleyeceğiz. O %27'nin tavrını bekliyor belki, evet, de. %27'nin tavrını bekliyor olabilir ve bu %27'nin de kendi tarafına doğru bunu yöneltmesi gerekiyor bu seçmeni. Bunun için de zamana ihtiyacı bunun var. Bunun için de zamana ihtiyacı var. Ancak bu zamanı şu anda Cumhur İttifakı kullanıyor Zeynel Bey. Çünkü kaybetmiş gücünü sürekli diplomasilerle, yumuşamayla, normalleşmeyle, görüşmelerle yani ama, bu... Ama ekonomi düzelmiyor. Düzelmiyor. Baskıcı rejim devam ediyor. Devam nasıl kendisini ediyorum. Çekecek %27'yi? Kendi gücünü topluyor. Siyaseten de gücünü topluyor. Bakın Cumhur İttifakı şeyden çıktıktan sonra, yerel seçimden çıktıktan sonra çok böyle şey, hakikaten ders almış havasıyla konuşmaya başladılar. Biz demek ki toplumu anlamadık, demek ki buradan ders çıkartmamız gerekiyor. Sahaya inmemiz, sokağa inmemiz gerekiyor, vatandaşı anlamamız gerekiyor. Vatandaş bunu dile getiriyor zaten. Siz emekliler sorununu zaten biliyorsunuz, ekonomiyi biliyorsunuz, Çars Pazar'ın yangın yeri olduğunu biliyorsunuz. Yani bunların hepsini zaten biliyorsunuz ama yani bunun için tekrar yeniden bir günah çıkartmaya gerek yok ve kendinizi revize etmenize gerek yok. Şundan kastım gücünü toplamaya çalışıyor. Cumhur İttifakı şu an yine hane hane dolaşmaya başladılar, sokağa çıktılar. Bu yapılarını değiştiriyorlar, kadrolarını değiştiriyorlar, yenilenmeye gidiyorlar. MHP de aynı şeyi yapıyor şu anda. Ve bu arada işte siyaset masasında bir oyun oynanıyor ve o siyaset masasında anayasa var. Esas gündemlerinde bugün bütün atılan adımların sebebi de anayasadır. CHP ile görüşmenin sebebi de budur. Her ne kadar CHP buraya kendi kırmızı çizgisini koysa da anayasada, ama en nihayetinde Cumhur İttifakı'nın tavrı bu sebepten kaynaklıdır bugün masada oturmuş olması ve halkın biraz da o tepkisini, ekonomik tepkisini vesaire, bunun da kurtarıcısı Cumhuriyet Halk Partisi oluyor şu anda onları. Yani yumuşatan, halkın artık gırtlağına kadar gelmiş sorunlara, aman yani şu anda biz masada bakın sizin sorunlarınızı gideceğiniz adresine biz oturuyoruz. Yine çözersek
biz çözeriz havasını estirmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye toplumu, seçmenlerin bütün seçmen tabanları, yani partilerin bütün seçmen tabanları şu anda ortak bir şekilde mevcut yapının değişmesinden yana rengini gösteriyor Zeynal Bey. Yani gitmesi taraftarı. Sezin Öney hazır. Gülizar Biçer Karaca'ya ulaşılamıyor. İlginç sözleşmiştik halbuki. Şu anda herhalde seyahatte olduğunu biliyoruz tabii. Belli ki o seyahatte bulunduğu ortak.